Hayat zat-ı hayy kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata hayat türü oldukça beka bulur. Hem baki meyveler verdiği için ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmayacağını izah etmiştir. Ölü olmayanlar veya diri olmak isteyenler, hayatın mahiyetini ve hakikatini anlamayı arzu edenler, dördüncü şuadaki bu mertebenin dört meselesine başsınlar, dilsinler. Altıncı mertebeyi Nuriye-i Hasbiye, daimi tahribatçı olan cevab-ı fena ve mütemadiyen ayrıcı olan ölüm madem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu görmesi üzerine, fıtratındaki aşk-ı mecazi, bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir mezar teselli bulmak için bu ayet-i hasbiyeye müracaat ettiğinde beni oku ve dikkatle manama bak demesi üzerine Sure-i Nur'daki Allah'ın nuru semavati ve arp ayetinin rasathanesine girip imanın dürbünüyle bu ayet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına baktığını beyan etmekte ve dürbünüyle gördüğü esrarı zikretmektedir. Bu güzel mahsumlar, bu tatlı mahluklar, bu cemerli mevcudat, cemil-i zülcelal'in cemal-i kutsisine ve nihayetsiz güzel Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynalık ettiklerini ve Risale-i Nur'un ezalarında çok kuvvetli delillerle bunların izah edildiğini beyan etmektedir.